bugün tanıtımını yapacağımız, sizin kadar bizim de heyecan duyduğumuz, yılların kronik bir problemi olan bölgenizle alakalı altyapı eksikliğinin giderilmesine dair olacak. Bu proje Fransız Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği hibesiyle ve kredisiyle, İller Bankası koordinesiyle sağlanacak. Yaklaşık 36 kilometrelik bir şebeke hattı Tömükvar, Paşbahşiş mahallelerimize döşenecek. 6 tane terfi merkeziyle arıtmayla sonlanacak bu projemiz. Danışman firmamız size proje sunumunu gerçekleştirecek. Bu proje Erdemli ilçesi Tömük, Arpaçbahşiş mahalleleri kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve deniz deşarj hattı. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum değerli büyüklerim ve saygıdeğer katılımcılar. Proje değerli müdürümün de dediği gibi Avrupa Birliği Türkiye'deki mültecilere yönelik mali yardım programı kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, aynı zamanda İller Bankası koordinasyonunda yürütülen ve uygulayıcı olarak da MESKİ Genel Müdürlüğü'nün olduğu projedir. Projenin özelliklerini şu şekilde bahsedebiliriz. Projemiz aslında 29 bin metreküp gün kapasiteli bir ileri biyolojik atık su arıtma tesisi içermekte. Bir UV dezenfeksiyon hattı, yeni müdürümün de bahsettiği gibi bir kanalizasyon hattı inşaatı ve derin deniz deşarj hattını içermektedir projenin kapsamı. Kanalizasyon şebekesi yaklaşık 33,5 kilometre olmakta. Ayrıca hem ham atık suların Tömük ve Arpaçbahşiş atık su arıtma tesisine taşınması için de 7 tane terfi istasyonu planlanmaktadır. Ayrıca derin deniz deşarj hattı da deniz deşarj hattı için terfi merkezi ile sahil kısmı arasında bir 500 metre ve denizin içerisinde de yaklaşık 2000 metrelik bir hat planlanmaktadır. Şu anda sitelerde arıtma tesisleri var. Tabii bunlar yarım yamalak çalışıyor. Bunlar devre dışı mı kalacak bu sistem faaliyete başladığı zaman? Bunu öğrenmek istiyorum. Malumunuz o arıtma tesislerinin, özel arıtmaların denetimi bizde değil. Çevre Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Ama bu çok yürütülebilir, işletilebilir bir sistem değil. Denetim çok iyi yapılamıyor maalesef ülkemizde. Bunu tek noktada toplanıp bertaraf edilmesi daha iyi bir sonuç verecektir. Hedefimiz bertaraf etmek tabii o tesisleri. O anlamda yapacağız zaten. Konuk hibenin proje tanım toplantısını gerçekleştirdik. Bu da ikincisi. Burada müjdelemek istiyorum. Bu noktaya geldi. Başta başkanımız Vahap Seçer'e, Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı yetkililerine. Teşekkürler. Şurada bir soru var, ikinci sırada görüyorum. Bugün burada Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı finansesiyle düzenlenen, İller Bankası koordinesiyle yürütülen Akdeniz ilçesi Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahallelerimizin kanalizasyon projesi tanıtım toplantısı için buluştuk. Hepiniz tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Biz tabii bu projeleri yaparken finans kaynakları üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çok projelerimiz elimizde mevcut ama bunları bir anda bitirmek, yoluna koymak kolay olmuyor. Bugün toplanma nedenimiz, söylediğim gibi Avrupa Birliği fonlarından Fransız Kalkınma Ajansı'yla koordinesini İller Bankası'nın yaptığı yaklaşık 7 milyon euroluk bir yatırımın gerçekleşmesiyle ilgili kanalizasyon projesi. Bununla ilgili detayları ilgili danışman firmamız yapacak. Bir maraton bu. Bunun işte imzalanması, projelendirilmesi tamam ama bazı prosedürler gerekiyor. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Projenin finansörü müdürümün de bahsettiği gibi Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı. Fransız Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği üzerinden projenin yürütücüsü İller Bankası ve uygulayıcısı da Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MESKİ bizlerle birlikte oluyor. Projenin yeri müdürümün de bahsettiği gibi Mersin ili Akdeniz ilçesi içerisinde Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahallelerinde genel olarak.
Projenin amacına geldiğimizde proje hem yerel hem de Suriyeli, geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusa hizmet edecek bir kapasiteye sahip, ulusal ve uluslararası su kalitesi standartlarında güvenlikli ve sağlıklı bir kanalizasyon sisteminin geliştirilmesini amaçlamakta. Ayrıca ildeki atık su yönetiminin genel verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması, halkın sağlık standartlarının iyileştirilmesi, kanalizasyon şebekesini ve kanalizasyon sistemlerine yönelik belediye altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kanalizasyon şebekesine erişim sağlayarak halkın atık su yönetimi maliyetlerinin azaltılması, çevresel gerekliliklerin ve sosyal taahhütlerin projenin uygulama aşamasında ve operasyon aşamasından geçirilmesini ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlamakta projemiz. Projemiz iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşenimiz Toroslar Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Projesi. Toroslar Mahallesi ilk bileşenimiz ve tek parça olarak, nüfus yoğunluğuna göre hesaplanarak tek yoğunluk alanı olarak düzenlenmiş. Kazanlı ve Homurlu mahalleler ise diğer yoğunluk alanı olarak düzenlenmiştir. Projemiz 200 mm çaplı koruge borulardan oluşan kanalizasyon şebekesi yapımını kapsamaktadır. Birinci ve ikinci kademeler için planlanan boru uzunlukları 17.241 metre ve 19.809 metredir. Müthiş bir proje. Biz müşteri olduk. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projenin en kısa zamanda ve en özelliği şekilde gerçekleştirmesini diliyoruz. Bu kanalizasyonlar yapılırken biliyorsunuz vatandaşlarımızın kendi evlerinden bu araya birleştirebilmek için vatandaş yapıyor veya vatandaş yaparken de araç gelecek falan bir yardımınız olur mu? Biliyorsun yer altında temiz sular akıyor, o suların patlamaması için biraz özen göstermemiz gerekir. Haliyle biz kendi başımıza yaparsak yani bir kuracısı olmazsa, buna bir takipçisi olmazsa mutlaka bir engeller olur. Onun için merak ettim yani o bizim kanala bağlandığımız, vatandaşların kendi evlerine bağlandığımız o kanalizasyonların bir araç gerek yardımı olur mu? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Proje kapsamında tüm evlerin bağlantılarını sağlayacak olan parsel bacaları proje kapsamında yapılacak. Daha sonraki süreçte de sizin tabirinizde ev çıkışıyla parsel bağlantıları da irtibatlandıracağız. ESKO olarak da tabii ki desteği vereceğiz. Ardından başlayacak inşaat çalışmalarının tahmini 28 ay sürmesi beklenmekte ve 2024 içerisine kadar evsel atık su oluşumu üzerinde oluşması beklenen etkiler. Bunların önlenmesi için çalıştırılmayacak mümkün mertebe sahada homojen olarak dağıtılarak gürültü ve hava kalitesi üzerindeki etkileri minimum düzeye indirilecektir. Projenin bir yerleşim bölgesi içerisinde halkın yaşadığı alanlar içerisinde yürütüleceği mahalleden oluşuyor. Ve şu anda Akdeniz'in en fazla göçmen barındıran yeri.